Sina. Yaşıyor mu? Bismillah. Abla. Yaşıyor mu? Abla sakin ol. Hazan Hanım. Yaşıyor. Akşam gittin ya ziyaretin odasına. Gördün ya yaşadığını. Unuttun mu? Sen yat kalk da dua et kardeşine. Ben kan verdim de senin egemene. Abisine de dua et. Yere düşmene o mani olmuş. Abisi miymiş? Sağ olsun. Şak diye yapıştırmışlar gizemli güzeli. Allah'tan hizmetçinin kızı diye yazmamışlar. Ama birkaç güne uçar haber, hiç merak etme. Yani ben Fazilet'e güveniyorum. Maksimum iki güne ünlü olurlar. Bırak artık şu gazeteleri. Hadi hazırlan. Çıkalım. Hadi. Dün gece duydum da inanmamıştım. Ebu Fazilet Hanım'ın kızıymış ya. Değil mi? Sahi mi? O muymuş? Kulağımızla duyduk işte. Yasemin Hanım kendi ağzıyla söyledi. Sinan Bey'e bak sen. Bir Fazilet Hanım'ın kızı eksikti. Aman siz de bilmiyor musunuz bizim küçük beyi? Gezmiş, tozmuş. İki günü unutur onun adını. Buyurun Güzide Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Biraz sessizlik istiyorum Gülten. Yemeğimizin piştiği bu yerde sessizlik ve saygı. Fırçayı bastı. Hala biz gidiyoruz, sen görüyor musun? Kafa günlük zor gelir. İyi, siz gidin. Biz Selin'den arkadan geliriz. Güzide Hanım, lütfen siz de sıkmayın canınızı. Yani sonuçta ağızlarına laf verdik, konuşacaklar. Hadi hayatım, görüşürüz hala. Çıktık biz. Biliyor musun, sırf halının suratını şöyle görmek için Fazilet ve kızlarını destekleyebilirim ben. Yasemin, abartma istersen. Tamam. Zaten Fazilet ve kızlarının benim desteğime ihtiyacı yok maşallah. Abla çok korktuk ya. İyi misin? Sen de korktun mu anne? Yine kurtulamadım ben de. Evlatlar analarından kurtulur da ana evladından kurtulamaz bir ömür boyu. Sen şimdi beni didiklemeyi bırak da anlat anlat, kaza nasıl oldu? Kavga mı ettiniz? Ha? Nasıl oldu? Ne kavgası ya? Ben senin neyi ima ettiğini biliyorum. Pes yani, pes. Pes? Bana mı pes? Kızım, koskoca egemenlerin oğluyla kaza yapan sensin. Aslı sana pes. Gece kendi canına bakmadan doğru Sinan Efendi'nin odasına koştun ama. Niye? Ne oluyor, ne bitiyor? Bülbül gibi şakacaksın bana. Hadi anlat. Abla, Allah aşkına senin ne işin var Sinan Egemen'le ya? Nereden tanıyorsun onu? Günaydın. Geçmiş olsun. Doktor Bey birazdan gelecek kontroller için. Taburcu edeceğiz sizi. Fazilet Hanım siz miydiniz? Benim. Hazım Egemen sizi lobide bekliyor da. Lobide? Hemen geliyorum, söyleyin. Beyefendiyi bekletmeyelim. Beklettim, kusura bakmayın. Hazım Beyciğim, oğlunuz nasıl? Daha iyice inşallah. Sağ ol. Ne yazmışlar? Ha? Bir şey mi yazmışlar bakayım? Aa, ay,
Ay el aleme rezil olduk. Ele güne karşı biz hiç çıkmazdık bu gazetelere Hazım Beyciğim. Gazete meselesini sonra konuşuruz. Oturalım mı? Tabii. Kızınız nasıl? Benim küçük kızımın kolu şişti de biraz Hazım Beyciğim. Narin, böyle hemen kızarır bozarır. Aman, oğlunuzun canını kurtardı ya, iner şişliği. Ben aslında büyük kızınızı sormuştum. Taburcu oluyormuş, sevindik. Geçmiş olsun. Çok şükür, sağ ol. Ben de bu sigorta meselesini soracaktım. Acaba devlet ne kadarını karşılıyor bunu? Biz ödemeyi yaptık. Yani zaten oğlum sebep olmuş buna. Münasip olan da budur. Bilseydik Özel'e gelmesini tercih etmezdik ama... Oğlumla kızınızın nasıl tanıştığını biliyor musunuz? Ah Hazım Beyciğim ah. Biz kendi yağında kavrulan etliye sütlüye karışmayan sıradan insanlarız. Biz sizler gibi değiliz ki. Halkız biz, halk. Haddimi aşmak istemem ama... Yani sizin şu küçük oğlunuzun ünü de herkesçe malum yani. Çok meşhur. Hanımefendi, bu tesadüf nedeniyle mağdur olmamanız için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Hazım Bey, dün akşam biz zaten sizin yeterince başınızı şişirdik. Yani kaderin cilvesi mi dersiniz, oyunu mu dersiniz, ben bilemedim. Benim küçük kızım dün geceden beri nasıl perişan, nasıl üzgün, nasıl utanıyor biliyor musunuz? Ah, ama neyse. Kanıyla oğlunuzun canına can kattı ya. Evet, ama o konu bambaşka. Yani kızınıza yardımları nedeniyle gerçekten müteşekkiriz. Ama yani evde yaptığı hata da affedilecek bir şey değil. Tabii, haklısınız. Yalnız siz de lütfen çok fazla üstüne gitmeyin. Daha çok genç. Şimdi bile yaptığı hatanın farkında olduğunu düşünüyorum. Siz de uygun bir zamanda bizde kalan ödemenizi alın lütfen. Hazım Beyciğim, yani kabahatimiz bir yana şu hastane için de borçlandık biz size. Yani benim bir haftalık çalışmamın karşılığında alacağımın lafı mı olur? Yapmayın Hazım Beyciğim. Borç yok. Bizimle bir ilginiz kalmadı. Alacağınız da kalmasın. İyi günler. Şuna bak. Asil adam dedik. Büyük adam dedik. Ettiği laflara bak. Alacağınız kalmasınmış. Ne iyi adam derdim senin için. Benim kızım senin oğlunun canını kurtardı kanıyla. Öyle can parası 3 kuruşa 5 kuruşa olur mu? Daha dur sen dur. Dur daha neler olacak.